Herkese Rubro kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün The Outer Worlds oyunu hakkında konuşacağız. İşte geçtiğimiz haftalarda 25 Ekim'de PlayStation 4, PC ve Xbox One için çıktı. Bu oyunun güzel bir tarafı da 2020 yılında Nintendo Switch'e gelecek olması. Yani Nintendo Switch'te bu oyun gerçekten güzel olur. Şimdi bu oyunu Game Pass ile oynuyordum. Biliyorsunuz Game Pass Windows'a geldi. Yani bilgisayarda var. Ben bilgisayarda Game Pass almıştım zaten. 3 aylık falan almıştım. 20 liraya mı 25 liraya mı ne? Gayet uygun bir fiyata. Oyun da ona gelince bir indireyim bakayım dedim oyunu. Çünkü gerçekten oyunla ilgili tek izlediğim video Talha Aynacı'nın yaptığı videoydu. Ve gerçekten hani oyunun potansiyeli hakkında çok güzel bilgiler veriyordu. Ben de merak edip bir oynayayım dedim. Normalde Fallout serisini çok severim ama uzaktan severim. Yani Fallout 3'ü çok az oynadım. Fallout New Vegas'ı hiç oynamadım. Elimde var zaten ve bu oyundan sonra onu kesinlikle oynayacağım. Çünkü Fallout New Vegas'ın yapımcılarının yaptığı bir oyun. Aynı zamanda Outer Worlds. First Person rol yapma oyunlarını oynuyorum, seviyorum fakat biraz daha böyle orta dünya hissi veren işte ne bileyim işte ormanda, şatolarda falan geçen versiyonları çok severdim. Hani ne bileyim uzayda olsun ya da işte post apokaliptik bir dünyada olsun ki FRP oyunu çok fazla beni çekmiyordu açıkçası. Bu oyunda işte uzaktan bana Fallout 3'ün uzaylısı gibi geliyordu diyeyim hani açıkçası. O yüzden çok fazla böyle merak etmiyordum oyunu ama dedim hani hem oyun hakkında güzel şeyler söylüyorlar. Ondan sonra da işte yapımcılarının oyunları efsane oyunlar yapmışlar zamanında. Stick of Truth olsun, işte Pillar of Eternity olsun. Çok iyi RPG'lere, çok iyi rol yapma oyunlarını yapan bir firma. Dedim buna ben bir bakayım. Dedim olmadı en kötü silerim. Ve oyun gerçekten hani gerçekten ters köşe yaptı beni. Oyun çok güzel. Şu anda PC'de oyunu bitirmek üzereyim. İşte zaten Instagram'da beni takip ediyorsanız benim hani genelde oynadığım oyunları Instagram'da sürekli paylaşırım işte. Oradan beni takip ediyorsanız bu dönem, bu aralar sürekli Outer Worlds oyununu oynadığımı görürsünüz. Neyse şimdi Outer Worlds'ü çok seviyorum. Okey fakat yani videosunu yapıyorum çünkü PlayStation 4 versiyonunun inceleme kodu geldi. Yani kanaldaki ilk PlayStation 4 oyunu, inceleme için gelen ilk PlayStation 4 oyunu bu. Yani bunun da büyük bir şey oldu benim için. Hani bu videoyu yapmamda bir etki oldu. Hem zaten videonun ikinci yarısında Remote Play olarak göreceksiniz oyunu. Bundan önce de şu anda da PC ve PlayStation 4 görüntüleri aldım. Onları da ekrana yansıtacağım ve genel olarak fikirlerimi söyleyeceğim. Hani oyunu zaten çok iyi olduğunu söyledim. Neden çok iyi? Kendi açımdan söyleyeceğim. Çünkü gerçekten hani bu tarz oyunların bir eksperi değilim. Ama benim için bir oyunu oynat... Yani benim için bir oyunun hem böyle derin hem de sade olması çok önemli. Bu oyunda hepsi var. Aynı zamanda Fast Travel çok önemli. Fast Travel yani olmazsa olmazı benim için çünkü gerçekten aceleci bir adamım. Yani aceleci bir adamım. Bu oyunda da zaten deneyim puanlarını konuşmaya ve hızlı hareket etmeye verdim. Fast Travel'a da verdim. Çünkü her yerden Fast Travel yapamıyordunuz. Onu da açtım. Yani mesela bir görev geliyor. Hemen uçuyorum, gidiyorum, yapıyorum falan. Ha, dersiniz hani oyunun tadını çıkartmıyor musun? Ama işte çok fazla oynayacak oyun olduğu için şu anda Luigi's Mansion 3'ü aldım. Onu da kanala çekeceğiz. Yani çok oyun ve onu da oynayacağım. Onu bitirmek istiyorum. Birçok oyunu aynı anda oynadığımız için hızlı olması benim için iyi. Ben hani yine de keyif alıyorum açıkçası onu söyleyeyim. Yan görevleri biraz yaparak genelde ana görevleri yapıyorum. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu videoda oyunu böyle anlatmayacağım size. Sadece fikirlerimi söyleyeceğim. Oyunla ilgili bir sürü video yapıldı. Bu oyunun bu tarzın eksperleri zaten videolar yaptı. Onları izleyebilirsiniz. Ben ama genel olarak bu oyunu herkese tavsiye ederim. Oyunun şu andaki fiyatı 300 lira. Biraz pahalı. Ucuzladığı zaman ya da indirime girdiği zaman kesinlikle alın. Ya da PC'de veya Xbox One varsa direkt Game Pass'te bu oyunu değerlendirin. Gerçekten değer, çok güzel bir oyun. Oyun süresi biraz kısaymış. Bunun sebebi de bence şey kararlarla alakalı. Hani nasıl söyleyeyim, oyundaki bu tarz oyunlarda bilirsiniz. Fallout'tan da bilirsiniz, işte Skyrim'den de bilirsiniz. Bir karar verdiğiniz zaman oyun sizi başka bir tarafa doğru yönlendiriyor. Ve diğer yönden, diğer kararınızın yapacağı, işte etkileyeceği durumları merak ediyorsunuz. Baştan başlayıp bitirmeniz gerekebilir belki o kararları işte yapmadığınız kararları vererek falan filan. O yüzden oyunun kısa olması bence iyi olmuş. Sonuçta 100 saat bir oyun olsaydı bir daha ikinci kez bitirmek biraz zor olurdu. Yani ama şu anda 15-20 saat arası bir oyun süresi sunan bir oyun bu. Ama yani genelde her yere tek tek bakarsanız ne bileyim işte bayağı böyle yan görevler yaparsanız 40 saate kadar gidiyormuş herhalde. Dediğim gibi Fast Travel olmasını çok sevdim. Oyunun akıcı olmasını çok sevdim. Onun dışında
Silahla çatışma sahneleri çok iyi. Gerçekten aksiyon hissini çok iyi veriyor oyun. Ondan sonra oyunda sınırsız loot var. Çıldırabilirsiniz. Acayip loot var. Yani her yerden bir şeyler çıkıyor. Sonra oyunda işte bu bir şeyleri yapma, crafting dediğimiz sistem de güzel yedirilmiş. Hem böyle derin hem de basit. Yani benim için gerçekten böyle olması çok önemli. Aynı zamanda da eğer skill'leriniz yani deneyim puanlarınızı konuşmaya verirseniz oyunda bazı görevleri diyaloglarla çözebiliyorsunuz. A noktasından B noktasına gitmeniz gereken bir görevde mesela. Oraya gideceğinize işte eğer konuşmanız daha da böyle yani ne bileyim konuşma yeteneğiniz, ikna kabiliyetinize çok puan verdiyseniz ya o görevi mesela adam gidip yapıyor ya da orada alacağınız şeyden vazgeçiriyorsunuz ama görevi yapmış olursunuz falan filan böyle şeyler var. Yani Bethesda'nın tekelinde olan bu first person rol yapma oyunlarını Obsidian yani onların elinden alacak gibi. Biliyorsunuz Fallout 76'da bayağı böyle adamlar yani sıkıntı yapmıştı. Fallout markasını bayağı böyle hani komik bir yere getirmişti Bethesda. Obsidian tam bu dönemde çok güzel bir oyun yaparak bizleri mutlu etti diyeyim. Son olarak da oyunda çok güzel göndermeler var. Firefly dizisine çok güzel göndermeler var. Rick and Morty var. Futurama var. Çok severim onu. Star Wars göndermeleri de var. Hani oyunda çok güzel göndermeler var. Espri anlayışı da güzel oyunun. Böyle diyorum. Oyunla ilgili zaten dediğim gibi zilyon tane video var. Genel olarak düşüncelerim bunlar. Bu oyunu herkese tavsiye ediyorum. Nintendo Switch versiyonu çıktığı zaman da fiyatına bağlı olarak alabilirim. Kanala çekebiliriz. O zamana kadar bu oyun el konsolu nasıl gözükür diye merak ediyorsanız birazdan PS Vita Remote Play görüntüleri olacak. Bunun dışında da PlayStation 4 ve PC versiyonunu ikisini oynadığımı söylemiştim. PlayStation 4 versiyonu güzel gözüküyor ama PC versiyonu daha iyi grafikleri tabii ki de. Ama PC versiyonunda High ve Very High arasında oynayabildim. Ultra'da açınca bayağı frame'ler düşüyor. Oyunda biraz optimizasyon sıkıntısı var. Aynı zamanda da PlayStation 4'te loadingler daha uzunmuş. PC'de loadingler o kadar uzun değil. Zaten buralarda hep böyle PC ve PlayStation 4 videolarını koyacağım. Şimdi size o zaman Remote Play videosuyla baş başa bırakıyorum. Evet, Remote Play olarak oyun en güzel görüntü olarak PC'de olduğunu söyleyebilirim. Ama böyle de güzel çalışıyor. Evet, şu triggerlarda bak çalışıyor. Dokunmatik ekran da menü geliyor. Bununla da hedefi alabiliyorum. Evet, güzel ya. Şu anda bu şekilde oynanır. Şurada yavaşlatma. Evet. Şurada potion kullanımı diyebiliriz. Gayet iyi. Tabi biraz gündüz çekim yaptığım için ekrana parlak dış görüntüler geliyor ama şu anda gayet iyi. Bakın. Şunları. Buna elimdeydi. Buna uyuyor mu? He. Ha, ölmüş lan. Uyuyorlar falan zannettim ya. Ha, şunu alalım. Bir dakika, şunu nasıl alacağız? Bunu hatta şey yapalım ya. Kullanayım ben onu. Dur. Aldık. Güzel. Güzel güzel. Şunu alalım. Şuna vuralım. Gerçi bunu... Ah. Bulmak zor olacak ama. Bunlar güçlü. Ay. Kurşun bitti abi. Kaç. Ay. Ya elim şuraya değdiği için sürekli yanlışlıkla ölmek üzereyim. Evet. Başka bir şeyim yok mu? Ah. Evet. Kaçıyorum abi ben buradan. Aa, trofi açıldı. Şimdi bunu hızlı koşmak için ne yapacağız? Şu yok ya sonuçta. Aşağısı mı o? Hızlı koşma hangisi? Normalde L3'tü hızlı koşma. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım bakın. Remote Play bu oyunun güzel ya. Şu anda internet bağlantısı da güzel. Hani sıkıntısız oynayabiliyorum. Şunlar, şu aletler de bayağı bir yardımcı oluyor, onu da söyleyebilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar.